Hoş geldiniz. Başta özellikle seçtim. Avrupa'nın Türk stoperleri. Elbette ki Avrupa'da değişikliklerde oynayan pek çok Türk stoper var ama Avrupa'nın Türk stoperleri derken kastettiğimiz iki oyuncu Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü. Niçin böyle söylüyoruz? Bir kere çok büyük bir potansiyele sahipler ve ilk haftalar itibariyle adlarından söz ettirmeye başladılar. Daha da önemlisi Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral Türkiye'de altyapılardan yetişip Avrupa'ya giden oyuncular. O bakımdan çok büyük önem arz ediyor. Elbette ki Kaan Ayhan gibi Almanya'da forma giyen ama Almanya'da yetişen altyapısını orada alan oyuncular var. Onları takdir etmek gerekir. Onlar da Kaan Ayhan örneğin milli takımıza hizmet ediyor ama Türkiye'den altyapılardan yetişti. Büyük liglere, Serie A gibi, Premier Lig gibi takımlara gitmek, oradaki liglere gitmek ve oradaki büyük, hatırı sayılır takımlarda oynamak çok zor. O bakımdan Avrupa'nın Türk stoperleri tanımlamasını özellikle Merih ve Çağlar için kullanıyorum. Bu benim kişisel görüşüm ve her ikisine de inanıyorum. Bir kere Merih çok doğru bir kariyer planlaması yaptı. Etrafında doğru insanlar olduğu için bunu yapabildi. Ve tabii Merih aynı zamanda kendini iyi yetiştirmiş bir futbolcu, bir karakter ve doğru karar verdi. Fenerbahçe altyapısında yetiştikten sonra A takımda yer alabilirdi, geniş kadroda ama çok fazla şans bulamayacağını düşünerek çok büyük bir risk aldı. Pek çok genç futbolcu için bunu risk olarak değerlendirebiliriz ama korkmadı, cesur hareket etti. Portekiz'de bir üçüncü lig takımına gitti ki Portekiz'de alt ligler, bakmayın siz, Portekiz Premier Ligi bile 3 tane, 4 tane takım dışında çok size uygun koşullar sunmayabilir. Porto, Benfica, Sporting Lisbon, belli ölçülerde Braga dışındaki takımlar çok da iyi sayamayacağımız koşullar çerçevesinde kendilerini idame ettiriyorlar. O 3. lige gitti. Yani 3. ligde daha zor koşullarda, hiç bilmediği yabancı bir ülkede, dinini bilmediği bir ülkede oynadı. Ama bir sene dişini sıktı ve çok başarılı oldu. İradesini ortaya koydu. Ardından ülkenin en büyük kulüplerinden bir tanesine, Sporting Lisbon'a gitti. Orada da bence B takımda çok iyi maçlar yaptı ve A takımda sürekli antrenmanlara çıktı. Ve sonrasında bir eşiğe, bir dönemece daha geldi. Orada da doğru kararı verdi Merih ve Sporting Lisbon'un bizim geniş kadromuzda yer alabilirsin. Yaz başındaki kamp dönemine, yaz kampına seni götüreceğiz ama 11 garantisi veremeyiz demesi üzerine bir karar verdi ve Alanyaspor'a kiralık olarak geldi. Yarım dönem gösterdiği performans onu Juventus'a taşıdı. Bakın bunun altını özellikle çiziyorum. Juventus'a taşıdı diyorum. Çünkü Juventus onu aslında İtalya'ya getiren kulüptü. Sassuolo'da oynadı. Bütün haklarını Sassuolo aldı ama Sassuolo Juventus'un B takımı gibi. Yani Juventus kadrosunda düşünmediği oyuncuları bir rezerv ekip olarak gördüğü Sassuolo'da oynatıyor. Parayı veren Juventus'tu ama transferi yapan Sassuolo'ydu. Sassuolo'da da yarım dönem oynadı ve intibanın tam olduğunu kanaat getirdi. Juventus'lu yetkililer ve sezon sonunda onu kampa götürdüler. Sarri geldi Juventus'a. Sarri ilk etapta Merih Demiral'in kesin olarak 11 oyuncusu olacağını ya da maç kadrosunda yer alıp almayacağını bilemiyordu. Bu konuda fikirleri net değildi. Onu görmek istedi. Uzak Doğu'da yapılan turnuvada şans buldu ki son dakikada işte Türkiye'de bakanlığın devreye girmesiyle pasaport problemi halledildi. Oraya gitti ve çok iyi değerlendirdi şansını. Ve şimdi Şampiyonlar Ligi'nin doğal favorilerinden bir tanesi olarak gösterilen Juventus takımında bank oyunculardan bir tanesi oldu. Yani hem talih hem de doğru kararlar onu bu noktaya getirdi. Yani doğru kararları verip doğru çalışma örneğini göstermezseniz zaten talih de yanınızda olmaz. Bence çok çalışarak talihi de yanına çekti. Şansı da yanına kattı Merih Demiral ve bugün Cristiano Ronaldo ile birlikte dünyanın en iyi iki futbolcusundan bir tanesi olan Cristiano Ronaldo ile birlikte çalışıyor ki onun çalışma azmine çok büyük katkısı olacak. Çünkü Cristiano Ronaldo dünyada şu anda futbol oynayan futbolcular, oyuncular içerisinde en profesyoneli. Çalışmayı çok seviyor, çok düzenli çalışıyor, hiç aksatmadan yapıyor bunu ve Mere'ye de bu anlamda çok büyük katkısı olacak. Ve Juventus'ta ki savunma oyuncuların, özel savunma oyuncularının bulunduğu İtalya Ligi'nde ki oranın en gözde takımı Juventus'ta oynayabilmek çok zor. Merih bunu başarıyor. Bence önü çok açık ve o devamlılığa, sürekliliğe inanan bir çocuk olduğu için, bir futbolcu, genç bir futbolcu olduğu için bunu da sağlayacaktır. Belli bir standart yakalayıp bu standardın altına asla düşmeyecektir ve İtalya'da çok daha başarılı olacak. Bence Avrupa'nın sayılı stoperleri arasına girecek Merih Juventus'taki başarısıyla ve ortaya koyduğu performansı. Ona başarılar diliyoruz. İkinci oyuncu Çağlar Söyüncü. Çağlar Söyüncü yine çok doğru kararlar veren, temsilcisi Mustafa Doğru ile birlikte iyi bir kariyer planlaması yapan ve adım adım yılmadan, karamsarlığa kapılmadan bu plan çerçevesinde hareket eden bir oyuncu. Önce biliyorsunuz Altın Ordu'dan Freiburg'a transfer oldu ki ortalamanın altında bir takım, Bundesliga 1'de oynuyor ama Freiburg kümede kalma mücadelesi veren, oyuncu yetiştirmeyi amaç edinen bir takım.
Bu anlamda baktığımızda doğru tercih yaptı. Belki Türkiye'de büyük takımlara Altın Ordu'dan doğrudan büyük takımlara gidebilirdi Çağlar. Bunu tercih etmedi. O Freiburg'a gitmeyi, çünkü Bundesliga'da oynamayı istiyordu ve Bundesliga'da oynamayı tercih etti. Çok da doğru yaptı. Freiburg belki ortalamanın altında bir takım olabilir. Çok da para ödemediler Çağlar'a ama Bundesliga'da oynadığı için Bundesliga 1'i görmesi lazımdı ve çok önemli bir basamaktı. Bu basamağa ulaştı. Sonrasında iyi değerlendirdi. Bundesliga 1'de bence zaman zaman yedek kalmasına rağmen, başlarda oynamamış olmasına rağmen, ki son bölümde bir sakatlık da geçirdi. Buna rağmen 2 sezon boyunca çok istikrarlı bir görüntü sergiledi ve çok önemli bir tecrübe kazandı. Temel futbol bilgisini geliştirdi. Pozisyon bilgisi üst düzey oldu Çağlar'ın. Tek hamlede zaten başarılı bir oyuncuydu. Doğuştan getirdiği özellikler sebebiyle ve oradan çok daha gelişmiş bir stoper ve maç tecrübesi yüksek bir oyuncu olarak çıktı. Sonuç itibariyle Leicester hak ettiği parayı verdi ve 20 milyon euroya yakın bir bedelle onu Freiburg'dan transfer etti. Ve geçen sezon Maguire gibi çok önemli stoperlerin arkasında kaldı. Sakatlıklar yaşadı. Zaten gittiğinde sakattı ve sezon başı kampını iyi yapamamıştı. Buna rağmen yılmadı. Belli maçlarda oynadı. Kolay değil. Yani Avrupa'da, İspanya'da, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da çok iyi performans sergileyebilirsiniz ama İngiltere Ligi bambaşka bir ortam. Oraya adapte olmak ve oraya gittiğinizde gerçek performansınızı göstermek çok zor olabilir. Bunun sıkıntılarını yaşadı Çağlar ve ilk sezon istediği oranda süre bulamadı ama hiç yılmadı. Yaz döneminde ne oldu peki? Beşiktaş, Fenerbahçe doğrudan temsilcisiyle bağlantıya geçti ve Çağlar'ın en azından kiralık transferine talip olduklarını, onu istediklerini söylediler ama Çağlar henüz oynayıp oynamayacağı net olmamasına rağmen ben İngiltere'de kalacağım, Leicester'da bu sene oynayacağım dedi ve doğru kararını çalışmayla perçinledi. Tarihi de yanına çekti. Tıpkı Merih'te olduğu gibi. Çünkü Maguire rekor bir bedelle, 80 milyon eurodan fazla bir bedelle United'a gitti. Öne açıldı Merih'in ve şimdi 2 haftadır oynuyor. Son Chelsea maçındaki performansıyla da haftanın oyuncusu seçildi. Leicester City'nin en iyi oyuncusu seçildi. Hem BBC'de, resmi televizyonda, İngiltere'de resmi televizyon kanalında ve tabii Leicester taraftarı arasında ve onun pozisyon bilgisi, hızlı dönüşleri, topla çok iyi olması ki Merih'e baktığımızda Merih tek hamle verilen görevi kusursuz yapma pratiğiyle oynuyor ve bunu yapabiliyor. Hiç çok daha büyük işlere girip kendini riske atmıyor. Ne yapılması gerekiyorsa, ondan ne isteniliyorsa Merih bunu yapıyor ve bunu mükemmel bir biçimde yapıyor. O yüzden İtalyanlar onu çok tutuyor ama Çağlar daha fazlasını verme arzusunda ki nitekim topla oyuna girişinde, işte sıkıştığı noktada topu takımına kazandırmak konusunda, işte çalım atarak, hızlı dönüşlerle, topu iyi kullanarak, top tekniğini göstererek bunu yapıyor. Daha fazlasını istediğini ve yapabileceğini gösteriyor. Bunu yaptı. Nitekim sıfıra yakın noktalarda, son derece riskli pozisyonlarda güvende adam geçti. Tekrar topu takımına kazandırdı. Estetik hareketler yaptı vesaire. Yani Merih'ten biraz daha farklı olarak tek hamlenin dışına çıkan bir stoper profili çiziyor. Ki bunu da başarıyla yaptı. Risk almasını biliyor. Çalışmayı çok seviyor. Zaten fiziksel özellikleri çok iyi. Hem Merih hem de Çağlar atletik özellikler bakımından son derece uygunlar. Avrupa'da mücadele edebilecek stoper oyuncularına. Dolayısıyla ben bu iki Türk stoperin Avrupa futboluna damga vurabileceğini, kalıcı başarılar elde edebileceklerini düşünüyorum. O yüzden bugünkü videomuzun başlığını Avrupa'nın Türk stoperleri olarak tercih ettik. Böyle seçtik ve belirledik. Bunda da yanıldığımı düşünmüyorum. Şimdilik sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Tamam, yiyemezsin.